ediyor, dikkat edin diyor, tedbir alın, sıkı durun, gevşemeyin ve İslam'ı yaşamaya devam edin diyor. Nasıl dinini satacak, nasıl imanını kaybedecek arz edeyim. Bir misal ile, bir hükümle arz edeyim. Efendiler, sen bir tüccarsın. Şöyle misal verelim. Sen bir tüccarsın. Dükkanında çeşitli malların var, satıyorsun. Satman lazım. Bir müşteri çıktı geldi ve sordu, şu mal kaç lira? Bir mal var, satın almak istiyor. Sen de satacaksın. Sana soruyor, bu mal kaç lira diyor. Sen de 50 liradır diyorsun, yahut 100 liradır diyorsun. Kardeşim, bu mal 100 liradır, tamam. İşte adam inanmıyor, güvenmiyor, ucuz olmaz mı, aşağı olmaz mı diyor. Ne söylerse söylesin, sen dürüst davranacaksın ve Allah'a yemin ederek o malı katiyen satmayacaksın. İnanmasa inanmasın, defolsun gitsin. Allah'a, Allah'ın adına yemin etmeyeceksin o satışı yaparken. Hakikaten 100 lira olduğu halde, vallahi bu mal 100 liradır demeyeceksin, yemin etmeyeceksin. İnansın inanmasın, alsın almasın, yemin etmeyeceksin. Çünkü Allah'ın adını o basit eşya makamına, o dünya malının seviyesine indirmeyeceksin. Allah hepsinden âlidir. Sen nasıl oluyor ki bir basit bir mal için, basit bir ticari eşya için Allah adına nasıl yemin ediyorsun sen? Vallahi diyor, bu mal 100 lira diyor. Hakikaten o mal 100 lira ise böylece yemin ederek satmak o ticareti haram eder, elde edilen para haram olur. Haram olur. Haram ticaret, haram kazanç, kötü ticaret olur. Bu iş harama girer. Malın fiyatını doğru olarak, dürüst olarak vallahi billahi Allah'a yemin ederim ki gibi kelimelerle hakikaten doğru olarak fiyatını söyleyip o malı satması o adamı harama sevk eder, cehennemlik olur. Bir de şöyle var, çok dikkat etmek lazım, dünya malının karşısında dinini satacak ve mahvolacak şimdi. O müşteriye, o alıcıya malı satmak için fazla fiyatla, yüksek fiyatla satmak için yemin etmek tehlikesi var. Mesela demin hakikaten fiyatı 100 liraysa, vallahi bu mal 100 lira demesi ve böyle satış yapması haramdır dedik. Bir de şöyle yaparsa ne olur? O malın fiyatı, hakiki fiyatı 100 lira olduğu halde adam dese ki yalanla, şişirmeyle, büyük bir fiyatla, hakikate uymayan tarafıyla dese ki Allah şahit ki bu mal 200 lira. Aslında 100 lira hani, hakikatte 100 lira ama o 200 lira, yalan söylüyor. Hilaf-ı hakikat söylüyor, yalan söylüyor ve yalanını söylerken Allah'a yemin ederim ki bu mal 200 lira yahut Allah şahit ki bu mal 200 lira diye bu malı satsa böylece bu kelimeyi kullanan Müslüman Allah-u Teala'yı bir yalana şahit tuttuğu için dört mezhepte derhal kafir olur. Derhal imanı gider. Allah'ı yalanına şahit tutuyor. Allah yalana şahit olur mu kardeşim? Bak dünya malının karşısında imanını muhafaza edemedi ve kafir oldu, görüyor musunuz? Bir satış ya, basit bir malı yüksek fiyatla satmak üzere Allah şahit ki bu mal 200 liradır diyor. Aslında 100 lira. Kendi yalanına Allah'ı şahit tuttu ve Allah'a iftira etti bu adam. Ve imanını muhafaza etmedi. Sabahleyin dükkanına giderken belki Müslümandı,
işte akşamleyin bu adam evine gelirken kafir olarak gelecek. Görüyor musunuz? İşte misalleri bunlar. Eşya sebebiyle imanını kaybediyor. Ticaret sebebiyle imanını kaybediyor. Makam ve mevki sebebiyle imanını kaybediyor. Ve fitnelerin, fesatların çokluğu sebebiyle Müslüman kalamıyor ve imanını muhafaza edemiyor. İş çok mühimdir. İşte aziz kardeşlerim, fesatların, fitnelerin çokluğu ve işin bu mevzu ve mesele üzerinde İslam'ın hükmünü, İslam'ın o husustaki emrini, yasağını, hükmünü bilmediği için büsbütün felakete ve imanını kayba sebep oluyor. Kayba sebep